Radyo Gedik Gülay Güner ile finans programından merhaba. Ülkemizin yaşadığı deprem felaketi ile alakalı olarak kısa bir yayın ile yine birlikteyiz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde deprem yardım koordinasyon merkezinden bir gönüllüyle bağlanarak oradaki çalışmalar konusunda bilgi almaya çalışacağız. Sinan Özdemir ile birlikteyiz. Sinan Bey merhaba. Merhaba. Bize bulunduğunuz yer ve bugüne kadar yapılan çalışmalar hakkında bilgi verebilir misiniz? Tabii. Burası Yeni Kapı Etkinlik Alanı diye biliniyor. Bir kültür merkezi burası. İstanbul'un birçok etkinliği, belediye tarafından yapılan etkinlikler burada düzenleniyor. Biraz gürültülü bir ortam çünkü kapalı bir mekanda çalışıyoruz. Bu kapalı mekana giren tırlar var, forklifler çalışıyor. Mesela şu an bir tır yüklendi. Hazır gelmişken onu da size göstermek istiyorum. Tamam Böyle lütfen. arkamda görüyorsunuz tır çıkıyor. Bu şu an malzemesi yüklendi ve gitmek üzere olan bir tır. Depremin üçüncü gününde ben buraya gelmeye başladım. Geldikten sonra da bir daha ayrılamadım. Buranın sihirli bir havası var. Ne zamana kadar devam edecek bu çalışmalar? Burası 15 Mart'a kadar şu an için açık. 15 Mart'a kadar devam edecek. Bir gün sadece bir ara verildi. Bu aranın dışında sürekli faaliyet var efendim. Peki yardım kolilerinde yani tırlarda genel olarak neler gönderdiniz? Temel gıda ağırlıklı zaten. Çocuk bakım kıyafetleri var. Bakım kremleri var. Kadınlarla ilgili kıyafetler ve oranın en büyük ihtiyaçlarından birisi olan kadın hijyen pedleri var. Isıtıcı, kedi köpek mamalarına kadar her türlü ihtiyaç bağış sahiplerinden geliyor. Sıhhi malzeme var, ilaçlar var. Yani deprem bölgesi çadır var. Çok miktarda çadır gönderdik. Çok miktarda çadır gönderdik. Şimdi gelen gene var. Peki özellikle bir bölge seçtiniz mi yani il ya da ilçeler açısından yoksa dağınık ve karışık olarak mı gönderiliyor? Ya şimdi AFAD merkezli çalıştığı için burası. Yani tüm ürünler AFAD'a teslim ediliyor. Depremin ilk üçüne kadar İBB kendisi dağıtım yaparken daha sonra AFAD'a geçti bu bağış sistemi. Dolayısıyla Kahramanmaraş'ta veya Gaziantep'te İBB AFAD yetkililerine teslim ediliyor. Dağıtımlar onlar kanalıyla yapılıyor. Artık İBB kendi dağıtımını yapamıyor. Anladım. Ama tek bir merkeze gidiyor, oradan dağılacak. Peki bize biraz da gönüllü profili hakkında bilgi verebilir misiniz? Kimler var gönüllü olarak orada çalışan? Gönüllü profili yani halkın hemen hemen her kesiminden var diyeceğim. Geçen haftaya kadar, cumartesi gününe kadar özellikle lise talebeleri çoğunluktaydı. Okullar açılınca, lise talebeleri okullarına çekilince burada zaten mevcut olarak da azaldı. Ama taksi şoföründen tutun da öğretmene kadar, mühendise kadar herkes yani bakıyorsunuz şöyle bir kıyafetine bakıyorsunuz, işçi diyorsunuz, gidiyorsunuz, konuşuyorsunuz, adam mühendis çıkıyor, doktor çıkıyor. O şekilde her profilden var. Ve Çok çok kültürlü insanlar var. Mesela ben dün bir koli paketinde bir genç bir kız yanımdaydı. Benim Beşiktaşlı olduğumu fark etti. Kendisi de Beşiktaşlıymış. Bir muhabbet ettik. 8 lisan biliyor. Gencecik bir kız. Üniversiteye başlamış. İkinci sınıfta üniversitedeki. 8 lisan biliyor. O kadar da kültürlü insanlar var. Bir taksi şoförüyle konuştum. Ben ilk önce adamla konuşurken artık herhalde profesör falan dedim. Adam o kadar kültürlü konuşuyor, anlatıyor. Siyasetten, dünya ekonomisinden. Siz nereden emeklisiniz dedim. Ben dedi 40 yıllık taksiciyim dedi. Yani peki, her kültürden insanlar var. yaklaşık kaç kişi orada çalışabiliyor acaba? Ortamı biraz daha anlatmak açısından soruyorum. Burada ortamda mesela şu an mevcudumuz çok az. Hatta sabah koli hazırlamaya eleman bulamadık. Çünkü elemanlar ayrıştırmadaydı. İkinci el, birinci el gelen kıyafet ayrımını yapıyorlardı. Onlar işini bitirince bugün şeye geçtik. Mevcudumuz çok az. Ama burada nereden baksanız istenirse 1.000 kişi, 1.500 kişi rahatlıkla çalışabilecek burada bir mekan. Bir kişiye bile ihtiyaç var şu anda. Bugün çok azız yani. Anladım. Şu ana kadar ne büyüklükte ya da adette tır açısından söyleyebilirsiniz bilemiyorum. Malzeme gönderimi oldu acaba? Şimdi ben onun mevcutlarını bu şu an giden
Tırın sesi. Tır alkışlarla gidiyor böyle korna çalarak. En duygulandığımız an mesela burası bizim. Evet, hepinizin. Şimdi şu anda buradaki rakamları size verebilirim mesela. Şöyle bir rakamlar var göreceksiniz. İstatistikleri de sürekli izliyorsunuz. Evet. Mesela İBB toplam ara sayısı, burası Kartal'la birlikte çalışıyor. Birlikte iki merkez altında çalışıyorlar. 540 araç çıkmış toplamda. Yeni kapıdan çıkan araç sayısı 258. 85 Kartal'dan çıkmış, transit olarak da 197 araç çıkmış. Bunların 469'u tır, 45'i kamyon, 2 tane gemi, diğer yollarla, minibüs yoluyla gidenler de var. Ürün miktarları da hemen hemen burada yaklaşık. Bugün çıkanlar dahil değil tabii bunlara. Jeneratör var, battaniye, ısıtıcı, çadır. Mesela 20.109 koli ekmek gitmiş. 123.485 koli gıda gitmiş. 387.535 su gitmiş. Çocuk giysileri, kadın giysileri, 20.864 bebek bezi gitmiş. Hijyen malzemeleri gitmiş. İllere göre araç sayısı Hatay'a 478 genellikle gitmiş. Adıyaman 18, Kahramanmaraş 15. Yani ağırlık Hatay gördüğünüz gibi. Zaten Anladım. yıkımında en çok olduğu yer. Evet. Burası genel koordinasyon merkezi. Peki bize biraz da şu açıdan da biraz bize bilgi verebilir misiniz? Gönüllülük tabii çok yüce bir mertebe bu anlamda. Herkese çok çok teşekkür ediyorum şahsım adına da. Bize biraz da bu gönüllü sayısındaki azalma konusunda bilgi verebilir misiniz? Acaba bu gönüllülerin buraya ulaşması, gitmesi bu anlamda kolay mıdır? Gönüllülerin ulaşması buraya kolay mı? Özellikle eğer yeni kapıdan Marmara'yı kullanarak geleceklerse 15 dakikada bir ring sefer var belediyenin ücretsiz taşıyor. Hem gelişte hem Marmaray'dan getiriyor hem Marmaray'a götürüyor. Toplu taşımayı kullanacaklarsa belediye otobüslerinde hemen hemen yeni kapı son durağı olarak İBB'nin bu merkezi geçiyor. Yani buraya gelmekte bir sorun yok. Özel araçlarıyla geldiklerinde büyük bir park alanı var. Gelmekte zor sorun yok. Ulaşımla ilgili bir sorun yok buraya azalmanın. Tek sebebi kanıksama var gibi sanki. İnsanlarda hani bizim halkımızda bir şey vardır. Nasıl olsa yapıyorlar. Nasıl olsa giden var. Bana ihtiyaç olmaz gibi bir şey var herhalde. Büyük bir düşüş var sayıda. Bunda öğrenci eksikliği var. Dün mesela sporcular gelmişti. Bazen bir spor kulübü mesela bütün oyuncularıyla, kadrosuyla buraya geliyor. Dün gelmişlerdi. Pendik Spor geldi. Değişik sporlar. İlk iki Anladım. gün çok ünlü gelmişti buraya. Dizi oyuncuları geldi. Peki bizim de Ama izlediğimiz ve gördüğümüz kadarıyla en fazla ihtiyaç olunan malzemenin başında artık çadır, barınak sonuç itibariyle konteyner gibi evet. yaşam alanlarına dair talepler ve oradaki ihtiyaçlar görülüyor. Yeteri kadar bu bölümden yani sizin çalıştığınız alandan Büyükşehir Belediyesi o bölgeye çadır, konteyner gibi barınmaya dair ihtiyaçları karşılayabilecek seviyede mi sizce? İlk zamanlar çoktu. Çadır miktarımız çok fazlaydı. Bu İBB'nin kendi finanse ettiği ürünler de var. Konuştuğum bir arkadaş da söyledi burada. Biz de finanse ediyoruz dedi. Bunun için rakamlar veremiyorlar. Çünkü bu verilen rakamlar başka yorumlanabilir diye. Kesin rakam vermiyorlar ama halkın, bağışçıların da çok fazla katkısı var. İlk zamanlar çadır ve ısıtıcı çok geliyordu. Şu sıra biraz çadır az. Yurt dışından gelen tırlar var. Bugün mesela Fransa'dan bir tır geldi. 2 gün önce Hollanda'dan gelmişti. Bulgaristan'dan gelen var. Genellikle oradaki Türklerin göndermiş olduğu ürünler. İçinden kıyafetler ikinci el çıkıyor ama gıda ürünleri tabii bol miktarda onlardan da var. Kuru gıda Anladım. gönderiyorlar. Peki Konserve gönderiyorlar.
Güzel. Peki son olarak ne tür bir mesaj vermek istersiniz? Gönüllülük esasının devam etmesi ya da ihtiyaç malzemeleri açısından buradaki o ihtiyacı karşılayabilecek maddi gücü olanlara ne tür bir mesaj vermek istersiniz? Şöyle, benim ilk günler kendi ferdi yayınlarımda, tweetlerimde veya sosyal medya yayınlarımda da söyle göstermiştim. Çocuklarla ilgili hijyen malzemelerine acil ihtiyaç var. Bu ıslak mendil. Çünkü orada büyük bir su sorunu var, temizlenme sorunu var. Çocuk bezleri, bir de çocuk bakım kremleri. İlk zamanlar büyük pişik sorunları yaşadı çocuklar. Bunlara çok ihtiyaç var. Onların yanı sıra en büyük özellik şu sırada yağmur mevsimi başladı. Çadır. Çok miktarda çadıra ihtiyaç var. Yani kadın kıyafeti, erkek kıyafeti artık çok fazla ihtiyaçları yok. Çünkü neredeyse ufak ufak barınma sorunları giderilmeye başladı. Giderilmeyenler için çok acil çadır. Hani Evet. birleşip mesela ne bileyim bir apartmandan hadi hep beraber kıyafet gönderelim denceğine hepsi toplanıp iki tane çadır gönderse, iki tane çadır, bir tane çadır gönderse çok daha makule geçecek. Bir de dediğim gibi hijyen malzemesi ağırlıklı olarak. Peki katılımınız ve katkılarınız için, mesajlarınız için çok teşekkürler. Sizin nezdinizde tüm gönüllü kimliklere, gönüllü dostlarımıza bir teşekkür iletmek istiyorum. Hak ediyorsunuz bunu sonuna kadar. Sağ olun, var olun. Yardımlaşma ve dayanışmaya devam diyelim. Ben de sözünü orada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet diliyorum. Kaybolan vatandaşlarımıza Allah'tan sabır diliyorum. Ve bir an evvel bu felaketten el birliğiyle kurtulmak için gelin birlikte çalışalım çünkü birlikte kazanacağız. Çok teşekkürler. Gülay Güner'le finans programında Radyo Gedik'te birlikteydik. Biz depremi ve depremden yaşanan mağduriyetleri, ihtiyaçları uzun süre gündemimizde tutmaya devam edeceğiz. Bir sonraki yayında görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıkla kalın.